değil. Önemli olan sigara var mı yok. Efendim tamam mı? Ya çok sempatik olmasan seni öyle bir döverim ki. Taksi! Efendim bu taksi zaten. Tamam. Taksici demek istedim. Hani dengemi bozmak üzere yapılmış bozmak bir hareket. Evet. Ben de vurdum. Sen ne vurdun? Yok ben alkolsüz de vururum canım öyle bir hareket. Bayağı vururum diyorsun ya. Yani. O harekette yapılabilecek bir şey yok. Ne yapacağım? Niye yapıyorsun kardeşim mi diyeceğim? Eve gidip üzülecek miyim? Ya bana böyle yaptılar diye şikayet mi edeceğim? Mahkemeye mi vereceğim? Yapacak bir şey yok ki. İnsanı kıstırıyorlar. İşte böyle bu kadar kıstırırlarsa da öyle oluyor. Peki mesela bundan sonra tekrar öyle bir şey olursa yine aynı şeyi yaparım diyor musun? Kafa atarım diyorum. Ama onlar eğer siz sinirlenmezseniz gitmiyorlar. Sizi önce sinirlendirecekler ki o bir haber niteliği taşısın. Oldu sonunda da. Biz sizi sinirlendirmeden gidelim. Ah siktir falan. Aklım aslında bir karış havadadır benim. Ve yani yaptığım şeyler birbirinin tersidir. Giden şeyleri berbat ederim falan filan. Yani de ilişki konusunda. Ve hem ilişkiye girmekten korkarım, kaçarım. Ondan ödleyimdir de o konularda. Kimseye güvenmem, kendime de güvenmem zaten falan filan. Ama aynı zamanda aşık olunca da oluyor insan. Şimdi taştan değiliz. Evet aslında... Konuşalım mı? Yok ya konuşmayalım. Aslında yani benim o özel günlerin, yani yılbaşlarının, sevgililer gününün falan benim için önemi yok. O gün alkollü müydün biraz? Alkol var. Ya gece 4'te benim alkolsüz olduğum yoktu. Yok. Sarhoş değildim ki iyi vurmuş. Ama yani şimdi gece 4'e kadar ne yapacaksın? Hayır hayır alkolü... Evet, yaşta 47 olunca... 44. Neyse. Bir de... Yani ben de istiyorum çocuk yapmayı da annem de hadi 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 falan diyor. Artık yapacağız. Nasıl, kimden yapacağız? Buluruz ya. Nasıl ya? Yani 6 milyar insan var dünyada, 3 milyonu kadın herhalde. Hoş bir tanesini buluruz. Tekrar merhaba. Şimdi U2'nun son single'ı geliyor, Swiss Thing. Galiba gelmiyor. Neyse ben biraz daha konuşayım. Merhaba. Evet. Kim ben arıyor? Hüsna. Nasıl? Hüsna. Hüsna Hanım. Hüsna evet. Teşekkür ederim. Beni tanısan bu kadar sevmezsin ama. Şaka yapıyorum. Biraz da klip çekiyoruz işte. Bir şey bu. Artık uzlaşmalara gelemiyorum ben. İstiyorum ki her şey benim istediğim gibi olsun. Her şeyin doğrusunu ben bildiğimi zannediyorum. Düşünüyorum en azından. Çok sevdiğim albümler var ama isimlerini bilmiyorum. İçlerindeki parçalar aklımda kalıyor. İkinci albüm olunca artık birinciyle karışmasın diye bir tane isim seçmek gerekti. Ama ben birazcık tembelim herhalde. Böyle sanki top çevirir gibi, kaçar gibi konuşuyorum ki kendimden rahatsız oldum şu anda ama. İşte hep böyle kadınlar içinde teyzeye, anneye, hala gibi vardı. Değil ama mi? Anneanne. Yani ben onları sadece bir sıkıntı olarak hatırlıyorum aslında. Şey neydi ben unuttum onu. Nasılsın? Tamam ya ben haftada 2 gün içiyorum falan filan diyor. Ama içtim mi de dibini buluyorum bazen. Bazen değil çoğunlukla buluyorum. Yani, alkolik deniyor, yazılıyor, ediliyor. Yani yazısını edilsin mesela ben kendi adıma bana alkolik dense pek problem etmem. İçiyordum ama gece hayatı öyle bir şey ki. Yani alkolsüz de olmuyor abi. Onun içinde kahve var herhalde. Onun içinde kahve var valla. Kimse inanmıyordur kahve içtiğine. Valla bilemeyeceğim artık. En azından dürüstlüğüme inansınlar kahve var içinde. Peki bu sefer... Neler yapıyorsun, nasıl gidiyor? Hiçbir bunun şey yapmıyorum ya. Aramparça. 15 gün boyunca aynı pantolonu çıkarmam ben üstümden. Alakam yok. Ama içtim mi de içiyorum. Yani alkolik çapkın falan değil. Lan sizin yüzünüzden. Yani bu saatten sonra kimsenin çevresinde arkasını toplayamam ben nasıl olsa. Artık 11'de 12'de uyuyan sabah köründe kalkan, yürüyüş yapan, spor yapan, içki içmeyen bir insana dönüştüm.